Arkadaşlar merhaba, Pegasus'un bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde arkadaşlar şu an için bir sıkıntı yok. Ancak net borç 2 milyar 332 milyon artarak 50 milyar 513 milyona çıkmış arkadaşlar. Bu da öz kaynaklarının yaklaşık olarak 3 katı demek arkadaşlar. Burada ciddi bir sorun var arkadaşlar. Bir borç sorunu var. Onu belirteyim. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Tamam, borçlanmış ama adam borçlanıp yatırım yapar. Vallahi yatırım da gözükmüyor. Borç sorunu çok ciddi bir sorun. Onu size söyleyeyim. Bunu belirttikten sonra arkadaşlar gelelim faaliyet konusunda. Bir önceki çeyrek ve bir sonraki çeyrek arasındaki değişimleri yüzdesel olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. 2022'ye 3'te bir önceki çeyrek bir hasılat %19.91 artarken şu anda -29.52. Arkadaşlar bir önceki çeyrek de 30-30'muş. Dolayısıyla şu hasılatın düşmesi, peş peşe performansın iyiye gitmemesi ciddi sorun oluşturuyor arkadaşlar. Gelelim her sattığı 100 lira malda ne kadar faaliyet karı götürmüş. Geçen sene faaliyet karıyla sınıfta kalmış, zarar etmiş. Şu anda da hala zarar devam ediyor ama biraz azalmış geçen seneye göre. Bir önceki çeyreğe göre zaten hepten kötüye gitmiş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı üretmiş. Geçen sene -9.32'ymiş. Şu anda -1.52. Bir önceki çeyrek 24.25'miş. Dolayısıyla geçen senekinden iyi ancak şu 4 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Onu da söyleyeyim. Gelelim net kar kısmına arkadaşlar. Net kar geçen yıl bu zamanlar -16.16'ymiş. Şu anda -3.31. Bir önceki çeyrekte 35.60'mış. Şimdi burada da geçen seneye göre biraz iyileşme var ama bir önceki çeyreğe göre ciddi bir sıkıntı var. Ama tabii şey de var arkadaşlar. Mevsimsellik de var yani, biliyorsunuz değil mi? Bu havacılık sektöründe. Bir bakalım mevsimsellikten dolayı. Geçen sene aynı çeyreğe göre düşmesi daha kötü olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun için hasılata bakalım. Evet, hasılat geçen seneye göre düşmüş. O daha ön planda. Evet. Arkadaşlar geçen sene daha önemli. Evet, net kar kısmına da baktık. Öz kaynak büyümesine geçelim arkadaşlar. Öz kaynaklarla ne gibi değişiklik olmuş? Geçen sene bu zamanlar 8.56 büyürken şu anda -0.11 oranında. Bir önceki çeyrekte 54.72'ymiş. Dolayısıyla mevsimsellik olduğu için bizi geçen sene daha çok ilgilendirmesi lazım. Ve geçen sene artıyken şu anda eksi pozisyona düşmüş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Yıllık olarak öz kaynaklar %122 büyümüş 2022'ye 9'da. Ondan sonra %165'de zirveyi görmüş. Şu anda biraz yönünü aşağı çevirmiş. %144 olmuş. Peki fiyat ne olmuş arkadaşlar? 82.60'mış fiyat. Öz kaynaklar oradan bu yana %256 artarken fiyat öz kaynak büyümesinin neredeyse 1.80 ya da 2 katı kadar gitmiş. Bu da ayrı bir sorun arkadaşlar. Halka açıklık oranı %43, en düşük piyasa değeri defter değeri 0.61, yaklaşık olarak 6 kere 3 18, 6 kere 4 24, 4 katından işlem geliyor. FK 5.79, fiyat bölü hisse başı öz kaynakta 4.13. Şimdi bu büyümenin ben aşağı doğru evrileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evvela onu söyleyeyim. Fiyat performansını ölçelim. Alternatif getiriyle bir kıyaslayalım bakalım. Alternatif getiriyle şirket ne gibi şey hareket etmiş. Şimdi defter değeri 176.21'miş. Onu %144 oranında çoğaltırsak seneye 253 lira para kazanırsınız. Aynı şekilde fiyat 430'muş. 430'u faize koysanız 141 lira. Enflasyona koysanız da 242 lira. Şu anda faizi ve enflasyonu yenmiş gözüküyor. Arkadaşlar ancak dediğim gibi hasılatta ve borç konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu söyledim. Ve bu büyümenin de bir çeyrek daha da aşağı geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü pandemiden kurtulduk, ortalık rahatladı. Ama bu biraz daha aşağı gelecek diye tahmin ediyorum. Ben öyle tahmin ediyorum.
Dolayısıyla arkadaşlar şu anda başa baş bir şey gözüküyor ama ben ileriki için umutlu değilim açıkçası. Arkadaşlar zaten konumuz da şey değil, al sat tut değil, yani biz onunla ilgilenmiyoruz. Biz şirketin hangi yöne doğru gittiğini görüyoruz. Ben boşluğun çok uzun, çok fazla boşluğu olduğunu ve büyümenin de aşağı geleceğini tahmin ediyorum. Bunu anlatmak istediğim bu. Yoksa alın satın tutun. Beni ilgilendirmez yani. Benim sorunum değil. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız iyi olur. Kanala abone olursanız da sizin için iyi olur. Erkenden haberiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.